AK Partili üyeleri ve Cumhur İttifakı üyelerimizin, meclis üyelerimizin neden bugün topluca meclise gelmediklerini inanın ben de bilmiyorum. Grup başkan vekilimizin almış olduğu şifahi bilgi neticesinde kendilerimizden grup odası istemişlerdi. Biz de kendilerine gerçekten özellikle çalışma arkadaşlarımızın müthiş bir titizliğiyle hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna ayrı ayrı odalar ayarladılar. Hafta sonu dahil sağ olsun arkadaşlarımız çok çaba harcadı. Hafta sonu dahil temizliğinden masasına, sandalyesine çok güzel iki tane oda sağladılar. Ama aldığımız bilgiye göre Cumhur İttifakı üyelerimiz bu odalarını beğenmemişler ve bugün meclisi protesto ediyorlarmış. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. İzmit adına üzüldüm. Bu resmen skandal. Bu resmen görevi kötüye kullanmak, bu resmen insanların aklıyla dalga geçmek, bu meclisin itibarına gölge düşürmek, burası yüce bir meclistir, yerelin meclisidir ve bütün İzmitlileri oylarıyla bana hizmet et diye gönderdiği meclis üyelerinin mesai alanıdır, çalışma alanıdır ve bizim hepimizin seçilmiş insanlar olarak görevimiz İzmit'e hizmet etmek, İzmitlilere hizmet etmek, çözülmesi gereken bir sürü sorun var. Çözülmesi gereken o kadar çok problemi var ki İzmit'in 15 senedir yapılmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bütün engellemelerine rağmen, bütün önümüze serdikleri, çektikleri duvarlara rağmen iş üretmeye çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama gelin görün arkadaşlarda bir naz, bir niyaz, bir oda beğenmemek için cennet gibi önemli bir konuyu 4 yıldır AK Parti'nin, 4 yıldır AK Parti'nin çözmediği, oradaki insanları bile bile mağdur ettiği. Bugün deprem gerçeği var. Hocalar uyarıyor. Dün panelimizde yine çok önemli hocalarımız söylediler. Olası bir İstanbul depreminde burada yerle bir olacak bir sürü yerimiz var. Ve Cedit ne yazık ki keşmekeş olmuş. Ve bugün Cedit'i konuşacağız. Halk süt, üreticiyi, tüketiciyi desteklemek amaçlı 10 aydır uğraştığımız bir proje. Halk sütü konuşacağız. Hayvan sorunu var. İnsanlara sürekli hayvanlar saldırıyor. Hayvanların yine sağlık sorunları var sokak hayvanların. Bunun için Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması. Şu anda üst üste değil mi müdürüm? Müdürüm de burada. Üst üste şu anda hizmet vermeye çalışıyorlar. Ben rica ettim burayı boşaltın, burayı AK Parti grubumuza verelim dedik. Onlar da beni kırmadılar ki zor koşullarda çalışıyorlar. Çok sayıdalar ve onların da oturacak yere ihtiyaçları, oturup belge düzenleyecek yere ihtiyaçları var. Ona rağmen boşalttılar. İki müdürlüğün burada hizmet verdiği bir yerde burayı boşalttık güzel. Boyasıyla, şeyiyle, kapısıyla her şeyi temizliğinde yaptı. Hatta dolaplarını da bıraktık ki belki dolapları kullanırlar. Bir eşya koyarlar, anahtar isterlerse veririz diye. Geniş bir grup odası. Yani bilemiyorum burada herhalde en az 30 kişi toplantı yapar diye düşünüyorum. Biz Millet İttifakı'nın hiç grup odası bile yok. Seri odamda yapıyorlar ya da normal basın toplantısı yaptığımız odada yapıyoruz. Hiçbir grup odası falan yok ama ekstra bir grup odası verdik. Vicdanlarını kırmadık. Geçmiş dönemde verilmediği halde biz verdik. Ama yani bu protesto edilecek bir konu mudur artık milletimizin takdirlerine sunuyorum. Dersin başkanım ya bize uymadı, biz sevmedik o odayı. Başka bir yerler birlikte bakarız. Ya bunun altında ben başka bir bitiyeni yararım. Başka bir şey var bunun altında. Anladığım kadarıyla çoğunluğu da bugün sağlayamadılar. Aman belki arada karar mı geçirirler diye de bir kaygıları mı oldu acaba diye de merak ediyorum. Mahalle ziyaretlerimde MHP'li meclis üyesi rica etti başkanım benim mahallem. Beraber bir gezelim mi? Seve seve meclis üyem dedim. Aldık beraber gittik bütün yerleri tek tek gezdik. Ve haftasına kalmadan arkadaşlarım bütün sorunları orada ne söylendiyse çözüldü hepsi. Yani biz elimizden gelen gayreti, uzlaşmayı gösteriyoruz. Ama seçildiğimiz günden beri ne AK Partili meclis üyelerimizden ne de MHP'li meclis üyelerimizden ufacık bir uzlaşı kültürü görmedik. Ufacık bir yapıcı muhalefet görmedik. Hep engelleme, hep set çekme, hep karalama, hep iftira, hep yalan. İşte görüyorsunuz bugünkü durumumuz. Resmen evlere şenliyiz. Ben gelirim isterlerse kendi odamı verebilirim rahat rahat. Biz oda ayırmadan her yerde hizmet ederiz. İsterlerse benim odama vereyim ben onları. Ben burada küçücük bir odada da yaparım. Gider öbür odada da yaparım. Bir metrekarede de gelir çalışırım. Hiç sorun değil. Yani arkadaşları gerçekten burada dertlere hizmet etmek değil. Dertleri sadece ve sadece engellemek. Sadece ve sadece burada nasıl başarısız kılarızı yaratmak. Başka bir şey değil. Bu hizmet falan değil.